Şimdi şöyle yapalım. Seyircinin de yapması yanlış. Dün akşamı dün akşamı uzanalım ve SMS birincilerin açıklandığı ana gidelim. Ünlüler takımının oylamada birinci olan ismini açıklıyorum. İlayda. Evet İlayda, seni dinliyoruz. Acun Bey, beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Çok mutluyum, hiç yani inanmıyordum. Hatta diyordum ki SMS birincisi kim çıkarsa belki benim adım yine geçebilir diye çok üzülüyordum. Gerçekten beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Bana SMS atan parmaklarınızı inşallah dert görmez. Bu kadar, çok mutluyum. Gönüller takımında pazar akşamı yapılan oylamanın birincisi Poyraz. Gerçekten çok mutluyum. Yani üst üste haftalardır SMS birincisi çıktığım için gurur ve onur duyuyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Takımımdan kimsenin gitmesini gerçekten istemiyorum Acun Bey. Stratejik bir şeyler denemek istiyorum. Öncelikle ilk stratejik deneyimim. Bunun için öykü diyorum. İlk deney olarak İlk. Ben de bunu kabul ediyorum İlayda. İlk strateji. Takıma katılmasıyla bizim takıma gerçekten renk kattı. Çok kritik sayılar aldı. Ona ben de gizli silah dedim hatta. Çok da iyi performans verdiği de oldu ama son zamanlarda takımımızdaki erkekler arasında en düşük performanslı olarak kendisini görüyorum. O yüzden de Baran diyorum. Ada konseyinde de onun adını vermiştim. Böyle daha tutarlı olacağını düşünüyorum. Baran diyorum. Evet, bu arada yorumlarınızı Yay uygulaması üzerinden Yay Saati hashtag ile bekliyoruz efendim. Bize ulaşırsanız birazdan yorumlarınızı da okuyacağız. Instagram'dan da Survivor Panorama hesabına yine yorumlarınızı bekliyoruz. Şimdi Öykü helal SMS olsun, efendim. Öykü'ye evet. Helal olsun. Öykü'ye şu helal olsun. Şu ana kadarki konseylerdeki en cesaretli davranışı yapan, şu an ilk kez görüyorum. Beni yaz diyen oldu mu daha önce? Yanlış hatırlıyorsam düzeltin. Beni yaz diyen oldu mu? Beni söyle diye çat diye. Tam eleme esnasında yani. Yok. Beni söyle diyecek. 5 dakika sonra biri gidecek. Ya zaten. Şimdi karşında hani... Delikanlı kız. Hanzade var. Doğan var. Ne olursa olsun. Bir şekilde. Ha, şu Doğan mesela enteresan bir SMS almış. O da benim dikkatimden kaçmadı evet, yüksek değil. SMS. Ama burası riske girilecek bir yer. Hani beni söyle dersin burada yani. Çok ama zor bir değil. Ay geçti ya. Bak 1,5 ay neredeyse. Bir, yani 40 gün falan oldu. Bir de şeyi çözemiyorsun bak. İlayda birinci olmuş. Evet. Acaba nasıl bir matematik evet. Var? Evet, şaka gibi. Anlatabildim mi? Ben Ezgi'nin yani... birinci olduğu hafta mesela kendi adımı söyletemem mesela, korkarım. Yani neler değişmiş çünkü çat diye uçururlar yani. Helal olsun. Aynen. Bir SMS sıralamasını alabilir miyiz? Üzerinden bir konuşalım. Mümkün mü? Reciden rica etsem. Bir ünlülerle başlayalım. Ünlülerle şöyle bir yavaş yavaş bakalım. Burada tahminlerimizi yanıltan bir iki yarışmacı oldu çünkü. Açıkçası. Yani yanıltan demeyeyim de bizi şaşırtan da. Mesela İlayda beni şaşırttı. Hani ben İlayda'yı evet. Şurada bir yerde bekliyordum. 3, 4, 5 burada. İlayda şaşırttı. İsmail Batuhan'ın gerisinde kalmış. Ben İsmail'in daha yukarıda olacağını evet. 1 veya 2 olacağını düşünüyordum. Çünkü
Sadece şu yaşadığı olaylar bence onu biraz bozdu. Bir o yemek olayı. Enerjisi düşüktü evet, bu hafta. Bir böyle bu hafta bir enerjide bir sıkıntı vardı. O biraz yansıdı. Öykü performansı iyi değil ama buralarda bir yer bulmuş kendine. Devam ediyor. Doğan inanılmaz. Doğan'a şöyle şaşırdım. Adada kendini çok ispatlayacak vakti olmadı. Halkında ama da olmadı. Dışarıda onu izleyen seven çok insan var. Evet, dediğin doğru. Onu gördük. Demek ki yani evet. Ben izlemedim çocuğu. Bilmiyorum. Var var. Demek ki geniş bir. Yani Doğan birkaç hafta daha yani 5 ile 8 arasında takılır. Daha yukarı gidemez. Çünkü performansının çıkmayacağı belli. Yani çok iyi olacağını düşünmüyorum. Barış yükselmiş. Geçen hafta 8.'ymiş. Barış 6. sırada yani baksana takımın yarısını geçmiş. Kaptanlığı giydi. Aynen, o hak etti. Etkili olabilir SMS'in yükselmesi. Arkadaşları çok seviyor. Evet. Sarılıyor, ediyor mesela. Barış onların bir böyle abisi, abi gibi babası böyle. Gibi böyle enteresan bir yerde. O da biraz seyircide karşılık bulmuş. Çağrı düştü. Çağrı aslında buralarda 5-6-7. Evet, buralarda 5. Gezer bence. Merve ile Melis çok iyi performanstalar ama Merve biraz düşmüş. Melis de çok az çıkmış sanki ama hani Survivor'ın belki şu an en iyi 3 kadınından ikisi. Ama performansta tek tarafta 8. 9.'lar. Yani belki toplu olarak düşünsen 16-17. Yani o başarısını dolduramıyorlar da içinde. Bence onların yani sanki tam daha yukarıda olması gerekiyor. Evet. Üçünün performansı iyi olmasına rağmen hani bu konumu hak etmiyorlar. Bak o üçünü al. 7-6-5-5-6-4 buralara yerleştirmek lazım. Merve, Melis ve Sergen'i. Ha işte. Evet. Oralar çok doğru söylüyorsun ama İlayda'nın birinci olduğu yerde ben de bunu sorgulamıyorum. Fark etmez. 5 olmazlar da 6 olurlar. Mi? Hiç önemli sıkıntı değil. O zaten. Bak İlayda birinci olmuşken Sergen burada değil şurada olsa ben şaşırmam abi. Enteresan çünkü. Evet. Şu an Survivor'ın matematiğinden çıktı olay. Aynen. Bambaşka bir şey konuşuyor. Şey Sergen'in orada olmasının sebebi performans bilmem ne falan değil abi. Buzdolabı gibiler. İsmail'e sallamayla başladı. Hatırlıyorum. Çok önemli stratejik hatalar yaptı. Bu takımda arka arkaya 2-3 hafta birinci gelen ve takımın en iyi performansına, en takımı sırtlayan adama röportajda salladı Sergen. Hı hı. O yüzden ve bunu gelir gelmez yaptığı için de düşük geldi. Oradan da yükselemedi bir daha. Yanlış giriş yaptı Survivor'a. Hayrettin'le Gonca'ya ne diyorsun Melisa? 11 ve 12. sıradalar. Hayrettin'le Gonca için yani Gonca için şu anda yorum yapamıyorum. Çünkü çok sert bir giriş yaptı. Yani çok fazla ben demeye başlayacak olan bir yarışmacı. Bu da benim ve halkın tarafından bence doğru karşılanmaz. O yüzden pek BSM sıralamasının değişeceğini düşünemiyorum. Bir de Hayrettin'le belki basamak olarak değişebilirler, çençe yaparlar. Onun haricinde Melis, Merve ve Sergen için atıyorum başarı işte karakter bize geçen bir şey olması lazım. Tamam başarısı var, karakteri de var ama bir sempatiklik, işte bir güler yüz, bir konuşması duymuyoruz bunları yani. Bir tarafı boş kalıyor. Ama aslında çok bunları erken. Bunları doldurabilen bir yarışmacı. Geldi 7. gününde geldikten sonra SMS'e çıktı. Hani Gonca'nın şu an bir kitlesinin oluşması çok zor. Evet. Doğan'ın dışarıdan bir kitlesi vardı. O da onu 5.liğe taşıdı ki Doğan Gonca'dan çok çok daha performansı var kötü. Ama tabii İlayda birinci olunca artık ben de performansı sorgulamaktan vazgeçtim. Efendim reklama gidelim. Reklamdan sonra Survivor Panorama devam edecek.